Aziz soruşturması ilk konumuz ve aziz soruşturması çerçevesinde Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ilk oturumunu 4 Aralık Çarşamba günü düzenleyecek. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın aziz soruşturması kapsamında Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde yapılacak oturuma katılmayacağını açıkladı. Gelişmeleri Mehtap Çolak Yılmaz'dan alacağız. Bu hafta neler bekleniyor? Beyaz Saray'ın pozisyonu ne? Temsilciler Meclisi'nde Adalet Komisyonu'ndaki pozisyon ne olacak? Açıklamalar sende, gelişmeler Mehtap. Serdar, Beyaz Saray'dan gelen bu açıklama sürpriz değil. Zaten sadece Başkan Donald Trump ve yakın çevresinde ifadeye çağrılan isimlerin bugüne kadar verdikleri reaksiyonlar da benzer şekildeydi. Cumhuriyetçi Demokrat Parti'nin başlattığı aziz süreci soruşturmasına kesinlikle işbirliği yapılmayacağı yönündeydi. Zaten pazar gününe kadar bir süre tanınmıştı Trump ve avukatlarına. Çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda yapılacak oturuma katılıp katılmayacakları ile ilgili katılmayacaklarını bildirdiler ve gerekçe olarak da işlenilen sürecin hukuksuz ve adil olduğunu gerekçe gösterdiler. Bir kez daha Trump'ın avukatı Adalet Komisyonu Başkanı'na bir mektup yazdı ve orada şu ifadeleri kullandı. Tanıklar henüz belirlenmedi. Başkan'a takviye bazı oturumlar aracılığıyla adil bir süreç imkanı verip vermeyeceği bile belli olmayan bir oturuma katılmamız beklenemez dedi. Başkan'a adil bir yaklaşım sergilenmediğini, sürecin doğru işlemediği başından beri savunuluyor dediğim gibi. Cumhuriyetçiler ayrıca başka tanıkların da dinlenilmesi, bu listeye eklenilmesi talebinde bulunuyorlar. Hatta bunlar arasında eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, yani söz konusu skandal görüşmede adı geçen, zaten tüm bu sürecin başlatılmasında baş aktörlerden biri olan ismin ve Biden'ın hatta. Şimdi bu hafta neler bekleniyor ona bakalım. Salı günü kapalı kapılar ardında bir oturum var. O oturumda neler olacak? İstihbarat Komisyonu öncülüğünde hazırlanan bir rapor, kongre üyelerinin Şükran günü tatilinden dönecekleri yarın, yani salı günü açıklanması bekleniyor bu oturum sonrasında. İstihbarat Komisyonu'nun üyeleri raporu bugünkü gizli bir oturumda inceleyecekler ve salı günü de onaylanacak, oylanacak dediğim gibi ve Adalet Komisyonu'na iletilecek. Bu arada şöyle gelişmeler de oldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski röportaj verdi birçok basın kuruluşuna, Avrupa'dan Time dergisine ve Almanya'dan bir gazeteye ve bir gazeteye daha bir başka ülkeden. Trump'la hiçbir zaman aziz soruşturmasında iddia edildiği gibi bir alver pazarlığı üzerinden konuşmadıklarını savundu Zelenski. Ve hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Dilenci gibi görünmemizi istemiyorum. Ama savaşta olduğumuzu da anlamanız gerekir. Stratejik ortağımızsanız o zaman hiçbir şeyi bloke edemezsiniz. Burada konu adil olmaktır. Mesele pazarlık meselesi değildir dedi. Hatırlanacağı üzere tüm bu aziz soruşturması soruşturmanın başlatılmasına neden olan bir telefon görüşmesi vardı. Başkan Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında geçen Cumhuriyet Demokrat Partililerin aziz soruşturmasına başlatmasına neden olan şey de Trump'ın kongre onayını almış bir askeri yardımı Ukrayna Devlet Başkanı'na gönderme karşılığında kendi siyasi rakibi olarak gördüğü Joe Biden'ın oğlunun oradaki ilişkilerin incelenmesini istemesiydi. Ve ondan sonra birçok tanığın ifadesi alındı ve bu noktaya gelindi. Noel tatili öncesine kadar da sürecin epey ilerlemesi bekleniyor. Peki Trump cephesinden nasıl açıklamalar var? Kısa süre önce kameralar karşısına geçti Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump. Her zaman olduğu benzer açıklamaları yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı bir kez daha Başkan Donald Trump'ın Ukrayna konusunda ilişkilerimizi ve telefon görüşmelerimizde yanlış bir şey yapmadığını savunuyorum dedi. Hiçbir icraatı olmayan demokratlar bu sahte aziz soruşturmasına 3 avukatları var ve ihtiyaçları da olacak. Cumhuriyetçilerin ise sadece 1 avukatı var dedi. Gerçekten de kulağa adil geliyor dedi. Dediğim gibi Trump bayrak açmış durumda. Savunana kadar savaşacağı mesajını veriyor. Ama demokrat cepheden de herhangi bir geri adım gelmeyecek gibi görünüyor. Noel'e kadar dediğim gibi süreçle ilgili önemli bir şekilde yol alınıyor olacak. Temsilciler Meclisi'nde eğer oylanırsa, senatoya da giderse Trump'ın geleceği belli oluyor olacak Serdar. Mehtap Çolak Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. En fazla Noel'e kadar demokratlar bu süreci bitirmek istiyordu. Sanırım yılbaşına kadar sarkacak gibi görünüyor. Bu hafta da
Adalet Komisyonu'nda devam edecek aziz süreci.